Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazı sorularına bakacağız. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutusuna atılmaz? Cam şişe. Evet cam ürünleri geri dönüşüm kutusuna atabiliriz. Plastik bardak. Yine plastik ürünleri atabiliriz. Pil atabiliriz. Fakat eski kıyafetleri geri dönüşüm kutusuna atamayız. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalı. Diğer sorumuz. Aşağıda var, aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir? Beşeri insan elinin değmesiyle ortaya çıkan, insan elinin e, değmesiyle icat edilmiş varlıklar. Ağaç. Doğal gelişim süreci içerisinde kendiliğinden oluşabilir. Dere oluşabilir. Göl oluşabilir. Fakat kale oluşamaz. Kale insan eliyle yapılır. Dolayısıyla yapaydır. Beşeri bir unsurdur. Cevabımız C seçeneği. İnsanlar alışverişlerde karşılaştıkları sorunları bazı kurumlar veya dernekler aracılığıyla çözerler. Aşağıdakilerden hangisi bu kurum veya derneklerden birisi değildir? Belediyeler bu konuda tüketicilere, müşterilere yardımcı olabilirler. Aynı zamanda hakem heyetleri ve tüketici koruma derneği de yardımcı olabilir. Fakat itfaiye, itfaiyenin görevi farklıdır biliyoruz ki. Dolayısıyla tüketiciye yardım edemez, alışverişte karşılaşılan sorunları çözemez. Cevabımız A seçeneği. Mekanların aydınlatılmasında yukarıdaki araçlar kullanılmıştır. Bu araçların kronolojik sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Evet, mum, gaz lambası, elektrik ve kandil. Biliyoruz ki en son elektrik icat edilmiştir. Dolayısıyla elektrik kronolojik sıra bakımından en sonda yer almalıdır. İlk olarak kandilin bulunduğunu, kandilin kullanılmaya başlandığını da biliyoruz. 4 yine başta olacaktır. Mum mu gaz lambası mı daha eskidi diye düşünürsek mum milattan önceki yıllarda icat edilmiş bulunmuştur. Dolayısıyla mum daha öncedir gaz lambası ise yaklaşık 1700'lü yıllarda kullanıldığı için daha yakındır diyeceğiz gaz, lamb gaz lambası. Onun için ilk olarak kandil devamında gaz kandil yazdık. Devamında mum, devamında gaz lambası dedik. En son olarak da elektrik kullanılmıştır diyeceğiz. Cevabımız D seçeneği olacak. Kandil, mum, gaz lambası ve elektrik şeklinde. İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için yukarıdaki araçlardan hangilerini kullanmışlardır? Evet, saati kullandık. Şu anda saati kullanıyoruz. Saat gibi analog ya da dijital bir araç olmadan önce takvim yapraklarını kullanırdık. Ama gazeteler veya da televizyonlar daha çok haber vermek için veya da televizyonun hani program sunmak için kullanıldığını biliyoruz. Daha çok zamanı belirlemez. Yani zaman belirlemek amacıyla kullanılmaz. Zaman odaklı düşündüğümüz zaman gazetelerde de mesela evet tarih yazılıdır, zaman yazılıdır. Fakat asıl amacı bu değildir. Bu amaca hizmet etmez. Bu amaca hizmet edenler, zamanı belirleyenler saat ve takvim olmalı. Yani cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi kamu sektöründe çalışıp hizmet üreten mesleklerden değildir? Öğretmenler, evet, polis, evet, doktor, evet. Bu üç meslek kamu düzeninde devlet dairelerinde çalışır ve Öğrenme ihtiyaçlarımızı, güvenlik ihtiyaçlarımızı veyahut da sağlık ihtiyaçlarımızı karşılar. Devlet bünyesinde çalışırlar. Fakat ressamlar serbest çalışma şartlarına sahiptir. Yani herhangi bir şekilde devlete bağlı olmak zorunda değillerdir. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki yerden hangisi sosyal ve kültürel ihtiyaçlardan biri değildir? Sinemaya gidip vakit geçirmek. Evet, bu bizim sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızdan biridir. Ailesiyle piknik yapmak ve stadyumda maç izlemek de bizim sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızdanken uykusu gelince uyumak bu bizim sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızdan çok temel ihtiyaçlarımıza dahildir. Onun için cevabımız B seçeneği. Bir aile bütçesi hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en son düşünülmelidir? Evet, beslenme, gıda, yiyecek masrafları ilk sıralarda düşünülmelidir. Aynı şekilde giyinme ve ulaşım da ilk sıralarda düşünülmelidir. Çünkü bunlar bizim ihtiyaçlarımızdır, öncelikli gelen ihtiyaçlarımızdır. Fakat eğlenme giderleri daha sonraya bırakılmalıdır ve en son düşünülmelidir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve örneklerimiz arasında yer almaz? Evet, evimize gelen misafir ikramlarda bulunmak yer alır. Düğünlerde gelinin eline kına yakmak yer alır. Bayramlarda büyüklerimizin ellerini öpmek yer alır. Ama trafikte kırmızı ışıkta durmak, yeşil ışıkta geçmek bu gelenek ve yönetimimizden değil, kurallarımızdandır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği ve bu yalnızca bizim milletimize özel değil, diğer ülkelerde de aynı şekilde uyulması gereken bir kuraldır. Onun için geleneklerimiz arasında yer almaz. Kurallarımız arasında yer alır toplumsal kurallar. Bilim ve teknolojinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmaz? Evet, her şey zaten merakla başlar. Merak eden insan araştırma yapar, keşif yapar. Dolayısıyla etkilidir. İhtiyaçlarımız yine var olan ihtiyaçlarımızı gidermek için çeşitli yollar düşünürüz. Bu da bilim ve teknolojiyi geliştiren etkenlerdendir. Yine araştırma yaparak bilim ve teknolojiyi geliştirebiliriz. Fakat saygı bilim ve teknolojiyi geliştirmez. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.